Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öncelikle cümlemizin ögelerini bulalım. Gelenek ve yenilik arasında tercih yapmak zorunda kalan 20. yüzyıl şairleri ölçüsüz ve kafiyesiz şiirleri deneyerek kendilerine özgü bir şiir tarzı ortaya koymuşlardır. Ortaya koymuşlardır ifadesi bir deyimdir ve bu cümlenin yüklemidir. Ortaya koyan kim? gelenek ve yenilik arasında tercih yapmak zorunda kalan 20. yüzyıl şairleri. Burası cümlenin öznesidir. Ne ortaya koymuşlardır? Kendilerine özgü bir şiir tarzı, özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Dolayısıyla burası nesnedir. Nasıl ortaya koymuşlardır? Ölçüsüz ve kafiyesiz şiirleri deneyerek. Yüklem durumundaki fiile sorulacak nasıl sorusu zarf tümlecini buldurur. Dolayısıyla burası zarf tümlecidir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Tüm ögeleri söz öbeğinden oluşmaktadır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün ögeler en az iki sözcükten oluşuyor. Dolayısıyla buradaki açıklama doğrudur. Özne, zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmaktadır. Arkadaşlar bu da doğru. Bunu da geçiyorum. Zarf tümleci İçinde bir isim tamlaması bulunan söz öbeğidir. Arkadaşlar zarf tümlecinin içinde geçen şiirler sözcüğü bir isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatları buldurur. Nasıl şiirler? Ölçüsüz, nasıl şiirler? Kafiyesiz. Bunlar birer sıfattır. Dolayısıyla burada isim tamlaması değil, sıfat tamlaması var. Bu nedenle bu seçenekteki açıklama yanlıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Yüklemi anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir. Arkadaşlar deyimler anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de bir deyim olduğu için bu deyim de yine anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir. Dolayısıyla bu seçeneği de geçiyorum. Nesnesi birden çok sıfatı olan isim tamlaması grubudur. Arkadaşlar nesnenin içinde geçen şiir tarzı ifadesi Belirtisiz isim tamlamasıdır. İsimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamalarını buldurur. Ne tarzı, şiir tarzı dolayısıyla burası belirtisiz isim tamlamasıdır. Yani bir isim grubudur. İsimlere sorulacak nasıl sorusu niteleme sıfatını verir. Nasıl şiir tarzı, kendilerine özgü burası bir niteleme sıfatıdır. İsimlere sorulacak kaç sorusu ise belirtme sıfatlarını buldurur kaç şiir tarzı bir şiir tarzı burası da belirtme sıfatıdır. Dolayısıyla bu isim grubunun yani isim tamlamasının birden çok sıfatı vardır. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.